Şu anda milyonlarca insan araçlarını evlerinden, parklardan çıkaramıyor. Niye? Çünkü dolduracak, o depoyu dolduracak para yok. Benim aracımın deposu 3 ay, 4 ay önce 600 liraya doluyordu. Şu an 1200 liraya doluyor. Ben şimdi soruyorum, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, manda yoğurdu tavsiyesi edene kadar ne olacak bu akaryakıt zamları? Ankara Polatlı'da yerin dönümü 10 bin lira. Begüman Hanım bakın, Begüman Hanım, yerin dönümü 10 bin lira, gübrenin tonu 15 bin lira. Sayın Cumhurbaşkanı, manda yoğurdundan tavsiyede bulunacağına bu gübreyi nasıl aşağı çekeceksin? Şimdi Binali Yıldırım diyor ki, deliler gibi ekin diyor. Deliler gibi ekin diyor. Doğru diyor. Şu anda ekmek için, buğday ekmek için, şu anda limon ekmek için, şu anda narenciye ekmek için deli olmak gerekiyor. Akıllı adam ekemez ki. Nasıl ekecek? Gübre fiyatları, ilaç fiyatları, akaryakıt fiyatları, işçi maliyetleri, her şey almış başını gidiyor. Polatlı'da 2000 dönüm yere olan adam ekmiyorum diyor. Konya'da, Urfa'da insanlar elektrik parasını ödeyemiyor. Çiftçiler su verebilmek için tarlaya mecburen elektrik kullanacaklar jeneratöre. Kullanamıyorlar artık. Su yok. Urfa'da bitti buğday. Nasıl olacak? Deliler gibi ekin. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki dert etmeyin diyor. Biz diyor çiftçimizi destekliyoruz, tarıma destek veriyoruz diyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanım nasıl veriyorsun? Ordu, Giresun, Düzce, Sakarya, fındık bölgesi için söylüyorum. 7 yıldır doğrudan gelir desteği Begüm Hanım 7 yıldır 170 lira. 171 lira olmamış, bir kuruş artmamış. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz destekliyoruz. Doğalgaza %300 zam yapmış. Diyor ki doğalgaz yardımı için sıraya girin. Elektriği diyor süspanse ediyorum. Ya kardeşim %127 zam yapana kadar şimdi %20 daha zam geleceği söyleniyor. Az önce siz haberlerinizde de söylediniz bunu. Ya siz bu elektriğe zam yapacağınıza yapmayın da millete yardım etmeyin. Siz doğalgaza zam yapmayın da millete yardım etmeyin. Siz ne yapıyorsunuz? Sadaka kültürünü hakim kılmaya çalışıyorlar. Böylece yardım alacak olanları AKP'ye üye olma mecburiyeti getiriyorlar. AKP'ye üye değilse yardım zaten yapmıyorlar. Şimdi Ramazan geldi, erzak yardımı yapacaklar. AKP'ye üye değilsen yardım yapmıyorlar. Gıda yardımı yapacaklar. AKP'ye üye değilsen yardım yapmıyorlar. Bakın bunlar milletle kafa buluyorlar. Ağrı Belediye Başkanı var, Savcı Sayan. Diyor ki et bulamıyorum diyen bana gelsin günlük 2 kilo et vereceğim. Ya vallahi de şov yapıyor, billahi de şov yapıyor. 100 kişi 2 kilo et istese 2 ton et eder. Savcı Sayan Ağrı'yı satsan 2 ton eti sen 30 günde 60 ton et eder. Nereden bulacaksın da nereden parasını ödeyeceksin? Ama sırf laf olsun diye milletin duygularıyla alay ediyorlar. Manda yoğurduyla başladılar, bal kaymakla devam ediyorlar. Bir dönem kalamar karides. Diyanet İşleri Başkanı ne dedi? Kalamar karides haramdır. Kime haram kardeşim? 83 milyon kalamar karidesi rüyasında bile görmedi. Tanımıyor bile kalamar karidesi. Kalamar karidesi kim yiyor? Saraydaki arkadaşlar yiyor. 5 maaş alanlar, 10 ballı maaş alanlar, bakan yardımcıları, 300 bin lira maaş alan bakan yardımcısı var. Onlar yiyor kalamar karidesi. Haramsa bize ne söylüyorsun? Onlara söyle. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bize tavsiyesi var. Bakara suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki diyor, açlığa şükredin. Allah şükredenleri sever, Allah şükredenleri imtihan eder, Allah şükredenleri ödüllendirir. E tamam da Cenab-ı Allah tok olanları imtihan etmiyor mu? Bu toklar imtihandan muaf mı ya? Cenab-ı Allah'ın kulu değil mi bu toklar? Bir de bunlar şükretse ya, bir de bunlar zekatlarını dağıtsalara. Ama yok, sadece fakire. Ha bu arada rahatlıkları nereden geliyor? E bakıyor şimdi Çanakkale Köprüsü'nü açıyor. Çanakkale Köprüsü'nü açarken diyor ki, arkadaşlar diyor buranın geçiş ücreti 200 liracık. Nasıl pahalı mı diyor. Aşağıdakiler bağırıyor. Hayır. Aynı hayır diye bağıranlar 5 dakika sonra bir sandviç bir ayranı alabilmek için birbirinin üstünde yarışıyor. Dolayısıyla böyle bir taban olunca Sayın Cumhurbaşkanı mutlu oluyor. Ha Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir şansı daha var. Sayın Cumhurbaşkanı aslında her söylediğinde samimi.
Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Mutluluk Kanalı A Haber'den başka kanal izlemediği için, 5 kişiden fazla adam dinlemediği için Sayın Cumhurbaşkanı zannediyor ki her şey A Haber'de olduğu gibi. A Haber ne diyor? İnsanlar ucuz benzin alabilmek için kuyruğa giriyor diyor. Gece yarısı kuyruğa girmeyi, ucuz benzin alarak kuyruğa girmek değerlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Almanya bizi kıskanıyor diyor. Hele bir İçişleri Bakanımız var. Allah muhafaza. Adam Almanya, Amerika nedir ki bizi hepsi kıskanıyor. Biz uçuşa geçtik dedi. Doğru diyor. Tersine uçuşa geçtik. Tersine uçuşumuzu demiş. Kim tescilledi? Gözüne baktığımızda bir hiçten başka bir şey görmediğimiz Nurettin Nebati ne dedi? Türk lirası dibin dibine vurdu dedi. Yani düşünün, Türkiye ekonomisi dibin dibine vurdu ama bunlar bizimle dalga geçmeye devam ediyor. Son dönemde yaşanılan, anlatılan ne varsa hepsini çerçevelediniz Cemal Bey. Toparladınız, aktardınız hakikaten. Peki bir soru sordunuz. Ben onu tam da işte Turan Bey'e sormak isterim. Dediniz ki sadece bir alyansı varken acaba manda yoğurdu yiyebiliyor muydu? Şimdi bu tarif elbette ki şifalı olabilir, lezzetlidir de muhakkak ki, ama manda yoğurdu pahalı, vatandaş çocuğuna süt alamıyor, öğün atlamak zorunda kalan anneler var. Hani böyle bir tabloda bu açıklama tepki çekti. O dönem siz de yakınıydınız, yakınında bulunuyordunuz. Bir dönem doktorluğunu da yaptınız Sayın Erdoğan'ın. Neydi o döneme ilişkin tanıklıklarınız? Siz bu soruya nasıl yanıt verirsiniz Turan Bey? Yani o döneme dair benim bir değerlendirme yapmam çok sağlıklı olmaz. Sayın Erdoğan'ın nereden gelip nereye gittiği toplumun gözü önünde yaşanmış bir süreç. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın siyasete girmeden önce nasıl bir hayat yaşadığı, bugün nasıl bir hayat yaşadığı toplumun göz önünde cereyan ediyor. Bu itibarla yüzük üzerinden polemiğe girmek çok doğru olmaz. Ancak ben şuna bir vurgu yapmak istiyorum, şuna bir açıklama getirmek istiyorum. Şu anda başta Sayın Erdoğan olmak üzere etrafındaki bütün söz sahibi kesim, bürokrasi, siyaset ve devletin üst kademesinde bulunan bütün kesimler ne yazık ki gerçeklikten kopmuş vaziyette. Yani toplumun içinde bulunduğu realiteyle saray ve etrafının bulunduğu tablo arasında inanılmaz bir uçurum var. Ve bu uçurumun kendileri farkında değil. Şimdi Sayın Erdoğan güzel bir tarif verdi. Yani bir anlamda bir diyetisyenlik, bir hekimlik gibi topluma bir tarif vererek bunun ne kadar sağlıklı olduğunu söyledi. Kendi açısından belki de haklıdır. Gerçekten yarar da. Ben araştırma da yaptım. Manda yoğurduyla ilgili okudum da neler olabileceğine dair. Kanseri önlediğinden tutun da yüksek protein değerine kadar, içindeki bütün vitamin ve mineral değerlerine kadar kıymetli bir besin. Ancak...